Merhaba sevgili öğrenciler, sevgili dostlar. Evet, korona günleri devam ediyor. Maşallah. 1,5 ayı buldu. Evlerdeyiz. Zaman da geçti bir şekilde. Her ne kadar nasıl geçecek diye düşünsek de geçiyor elhamdülillah. Evet, bu süre içerisinde tabii evlerde hoş vakitler de geçiyor, sıkıcı anlar da geçiyor. İşin bir öğrenci boyutunu, veli boyutunu biraz konuşmak, biraz da velilerin çocuklarla iletişim noktasında yaşadıklarını biraz değinmek istiyorum. Tabii çocuklar bu süreçte biraz yaramazlık yapıyorlar. Sonuç itibariyle elleri hapsolundular. Onların doğasında olan hareketliliklerini yaşayabilecekleri ortamlar evde çok kısıtlı. Onlar parklarda, bahçelerde, spor salonlarında oynamaları, koşmaları, eğlenmeleri gerekir, enerjilerini atmaları gerekir. Ama ev bu böylesi bir aktivitenin gerçekleşebileceği bir yer değil. Kısıtlı imkanlar var. Biraz hoplasa koşsa komşular hareketleniyor bir anda. Telefonlar gelmeye başlıyor. Alttan küt küt sesler gelmeye başlıyor. Bu noktada komşular da çok ciddi bir imtihandan geçiyor. Yani çocuklu ailelerin komşuları biraz sabırlı olmaları icap ediyor olsa gerek. Biraz anlayış olsa gerek. Çünkü bu süreçte çocukları da anlamamız icap ediyor. Onlar evde koşacaklar. Yani biz ne kadar onlara koşmayın diye bağırsak, çağırsak, kıssak da işte komşular rahatsız oluyor desek de onlar doğalarının gereği olan işlevi yapmak istiyorlar. Bu noktada hep birlikte onlara biraz daha anlayışlı olmamız icap eder kanaatindeyim. Tabii anne babalar da aman bir şey kırılmasın, aman bir şey dökülmesin psikolojisinde. Muhtemelen bu süreçte evde çok şeyler kırıldı. Ve bu kırılanlardan dolayı da belki çocuk ve ebeveyn arasında bir iletişim kopukluğu da meydana geldi. Çocuğun yaptığı yaramazlıklardan dolayı anneler, babalar çocuklara karşı biraz sert tutumlar göstermiş olabilirler. Tabii çocuğun dünyasında anlaşılmak ister ama anne baba da yaramazlığı da belli bir seviyede olsun ister. Bazen çocuklar o yaramazlık seviyesini kaçırabiliyorlar. Bu noktada çocuklar ve anne babalar arasında çok ciddi bir çatışma ortamı da oluşmuş olabilir. Ben kendimden birkaç deneyim, örneklendirme yapmak istiyorum. Tabii biz de bu süreçte evdeyiz ve çocuğumuzla alakalı bir takım deneyimlerimiz, gözlemlerimiz oluyor. Bunları paylaşmak istiyorum. Çocukların bu hareketliliklerini aza indirgeyebilecek etkinlikleri çocuğun kendisinin yapmasından ziyade babanın ya da abinin ya da annenin, bütün aile fertlerinin birlikte yapabileceği etkinliklere dönüştürebilirsek şayet, ne bileyim, toplu egzersiz çalışmaları yapılabilir belki. En azından vücuttaki enerjiyi azaltma noktasında ev içerisinde futbol maçı yapılmaz. Çünkü ortam müsait değil. Aşırı gürültü evde her türlü etkinliği yapabilecek ortamları kurmamız çok zor bir şey zaten. O yüzden askeri bir noktada minimal bir düzeyde çocuğun enerjisini atabileceği etkinlikleri kurgulamamız icap eder. Aksi takdirde çocuk rahat durmayacak, çocuk duvarlara tırmanacak, çocuk bir şeyler kıracak, anne babayı üzecek, komşuları çıldırtacak. Bu süreçte de tabii çok ciddi, çocuk bir imtihandan geçecek, anne baba bir imtihandan geçecek, komşular bir imtihandan geçecek. Moraller bozulacak, psikolojik ciddi sorunlar yaşanacak. Tabii gönül ister ki bunlar yaşanmasın ama maalesef bunlar da herhalde şu an için şu süreçte olan işler. Bunları da göz ardı edemeyiz, görmezden gelemeyiz. Ben bu tür sorunları esasında, tabii bu krizi, bu krizin fırsata çevrilmesi gerektiği kanaatindeyim. Nasıl çevirebiliriz? Örneğin ben şimdi kendi çocuğumla bir takım etkinlikler yapıyorum. Gün içerisinde hiçbir şey yapmasak bir basketbolumuz var. O basketbolundan maç yapıyoruz. İşte şut yarışmaları falan yapıyoruz. Ama son içerisinde ben oyun oynarken bir eğitimci olarak da ben oyunu sadece bir oyun olarak gözüyle bakmıyorum. Her zaman şunu söylüyorum. Oyun insanın psikolojisinin, kişilik ve karakterlerinin ortaya çıkınca bir mecradır. Ve ben şu süreçte diyebilirim ki çocuğumu çok yakın tanıma fırsatı buldum.
bu yakın tanıma fırsatında da bana bu olanağı sağlayan şey, imkanı sağlayan şey oyunlar oldu. Mesela çocuğumun iki huyunun farkına vardım. Bu huylardan bir tanesi oyun içerisinde geri kaldığı pozisyonlarda hemen moralinin bozulması, oyundan düşmesi ve o ağlama moduna girmesi. Bunu defalarca gözlemledim. En sonunda kendisini uyarma gereği hissettim. Bu uyarı başlangıçta bir nasihat babında oldu. Ama diğer oyunlarda da aynı hareketleri baktım ki kendi iç mekanizmalarını kontrol edemiyor. İnsan psikolojisi, yenilgiye asla tahammülü yok. Düştüğü anda, oyundan düştüğü anda yüzü düşüyor, morali düşüyor ve ağlama moduna giriyor. Ve bazen de aşırı sinirden ağlamaya başlıyor. Ama tamam, şimdi sen babanla oynadığın bir oyunda bu kafaya giriyorsun. Ama yarın bir gün gerçek oyunda, sokakta, mahalledeki oyunda, arkadaşların yaptığın maçta sürekli böyle ağlak bir pozisyonda gezersen ileride arkadaşların arasında iyi bir şeyin olmaz. İtibarın, saygınlığın, korumun olmaz. Hadi onu geçtim. Onu geçtim. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Oyunlar hayatı hazırlayan bir süreçtir. Yani sen oyunda neyse hayatta da olsun. Yarın bir gün iş dünyası. İş dünyası da bir oyundur. Orada ne ayak oyunları var ki? Şimdi orada da inişler, çıkışlar, kazançlar, mağlubiyetler, kayıplar olacak. Dolayısıyla orada da işlerimiz yolunda gitmediği zaman, ne bileyim patronla anlaşamadığın zaman, iş arkadaşlarının anlaşamadığın zaman sürekli böyle ağlak modunda mı olacaksın? Bu kafa ona kaybettireceğini, bu kafadan çıkması gerektiğini, bu psikolojiden kurtulması gerektiğini, kendisine anlattım. Ama baktım ki bu psikoloji böyle kolay kolay çıkılabilecek bir psikoloji değil. İnsanın huyu gerçekten kolay kolay değişmiyor. Yani bu huy denen şey genetik bir şey mi bilmiyorum. Hani atalarımız söylemiş ya, 7'sinde neyse 70'inde de odur. Can çıkar huy çıkmaz gibisinden söylemler var. Ama ben insanın değişebileceğini, gelişebileceğini kanaatindeyim. Ki insan buna mecbur. Benim huyum bu, benim karakterim bu, ben böyle yaratılmışım diye böyle bir savunma mekanizması olması gerekir. Yani kimse kötü huylu değildir. Her insanın doğasında güzellik var. Önemli olan o güzellikleri ortaya çıkarmaya çalışmak, çalışmaktır. Burada tabii anne babalara, eğitimcilere, hepsinden önce kişinin kendine çok ciddi görev düşüyor. Ben çocuğumu uyarıyorum, evladım bak böyle yapma, böyle yapma, böyle yaparsa böyle olur diyorum. Ama o hala kendi iç dünyasında o şeyi yaşıyor, o psikoloji yaşıyor, bir türlü çıkamıyor o moddan. Birkaç oyunda da bu böyle devam etti. Tabii bizim nasihat faslından geçip biraz psikisel ceza, şinan, mekik gibisinden bir türlü cezalara geçme kararı aldık. Devamında baktım yavaş yavaş bir düzenli emareleri gösterdi ama yine de zaman zaman böyle mesela çok önde gittiği bir oyunu bir anda ters dönüp kaybettiğinde yine çıldırma modlarına girdiğini gördüm. Çünkü kesin alabileceğini zannettiği bir şeyi kaybetti. Oyunun sonunu görmeden asla kesinlik psikolojisini kapamamak lazım. Bu da önemli bir ders. Velhasılı herhalde ceza boyutunda sevdiği bir takım imkanlardan, olanaklardan onu mahrum bırakacağız. İş buraya gidiyor. Ya o, yani bir söz var, ya bu eşiğe gidecek ya bu diyardan gidecek. Yani bizim doğrularımızı, bizim öğretilerimizi, ki bunlar mutlak doğru olması gerekenlerdir. Eğer hayatına tatbik etmezse çatışma başlar o noktada. Ben onun iyiliğini istiyorum. Ben onun acı çekmesini istemem. Ben onun ağlaması istemem ama sürekli böyle ağlak mutlu olması doğru bir şey değil. Yani ben bunu nereden farkına vardım? Ben bunu bir oyun esnasında farkına vardım. Diğer başka bir oyunda da şöyle bir özelliğini fark ettim. Kardeşiyle oynuyordu. Böyle küplerimiz var. Küplerimizi saklıyorduk bir takım yerlerine. Ben saklıyordum. Onlar o küpleri bulmaya çalışıyorlardı. Bu esnada kardeşinin küplerinin yerini değiştirdiğini farkına vardım. Yani kardeşini yenmek adına benim koyduğum küplerin yerini değiştirmiş. Burada bana da haksızlık yapmış, kardeşine de haksızlık yapmış. Yani yapılan hareket doğru bir hareket değil. Kazanma adına her türlü yola başvururum. Bu ciddi bir kişilik bozukluğudur. Bunu da oyun esnasında fark ettim. Fark eder etmez zaten gerekli uyarıyı yaptım. Tabii çocuk psikolojisi bunu zaten yanlış olduğunu bilerek yapmıyor ama önemli olan bunların farkına varmamız. Bu gözlemleri yapmamız ve bu gözlemlerden çocukların kişilik gelişimi noktasında bir takım takviyeler, tavsiyeler de bulunmamız icap eder. Dedim ya, krizi fırsata dönüştürme. Ben burada oyun vasıtasıyla çocuğun kişiliği hakkında bir takım doneler elde ettim. Ve bu
yanlış verileri düzeltme noktasında da şu anda çaba sarf ediyorum. Nasıl daha çocuğumu istediğim bir kalıba sokabilirim? Hani eğitimin amacı neydi? Bireyde istendik davranış getirme, meydana getirme süreci. Bu noktada çocuğumu istenilen bir kıvama, toplumun arzu ettiği, insanların arzu ettiği bir kıvama getirme noktasında çaba sarf etmemiz icap eder. Bunu şu anda çocuğumun bir takım kişilik zafiyetlerini oyun kanalıyla fark ettim. Artık tedavisini bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bir takım gizli huylar, saklı huylar, ortaya çıkmayan huylar maalesef oyunlar esnasında ortaya çıkabiliyor. Başta çocuk tabii bunu anlamak istemiyor. Babam bana kötülük yapıyor zannediyor ama sonuç itibariyle ben asıl kötülüğü ona bu yanlış huyunun, özelliğinin devam etmesine seyirci kalırsam yapacağım. Çünkü aman be çocuk sen de boşver yapsın ne olacak, küpleri değiştirsin yahut da oyunu kaybettiği ağlasın, kaçsın, odasına çekilsin. Bu onun savaşçı kişilik olmasını engeller. Bu onun ileride kazanmak adına her türlü ayak oyunları yapabilmesi gerektiğini öğrenmiş olur ki buna benim seyirci kalmam ona yapacağım en büyük kötülüktür. En büyük kötülüktür. Dolayısıyla biz burada bu süreçte çocuğumuzla oynadığımız oyunlar esnasında çocuğumuzun kişilik gelişiminde bir takım takviyeler yapabilecek ortamlar yaratabiliyoruz. Buradan tabii sevgili velilerime seslenmek istiyorum. Bu noktada siz de çocuklarınıza etkinlik yapın ve bu etkinliklerde gözlem yapın. Çocuğunuzun bir takım kişilik zafiyetleri varsa bunun üzerinden onunla böyle gerekirse dostça, gerekirse biraz daha eğer o davranışında devamlılık gösteriyorsa biraz daha sert bir şekilde artık onun dozajını siz kendiniz ayarlarsınız. Sonuç itibariyle bu süreçte hepimiz evlere çekildiğimiz için ailemizle çocuklarımızla çok sık zaman geçirme fırsatı bulduk. Bu fırsattan da zaman zaman bu tür çocuklarımız hakkında bir takım bilgiler elde edilmiş olduk. Ben bu anı bu şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Her gün bir etkinlik yapmaya çalışıyorum ve bu etkinlik esnasında da bakıyorum ki hala bir takım vazgeçemediği huyları var. Bu huyları düzeltme noktasında da artık gerekli uyarıları, ikazları bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Süreci bu şekilde değerlendirirsek daha verimli olabileceği kanaatindeyim. En kısa zamanda inşallah çocuklarımızın sokaklara çıktığı, parklarda oynadığı, okullarına gittiği, spor aktivitelerine katıldığı, enerjiden rahatlıkla atabilecekleri, fırsatları yaşayabilecekleri bir dünyayı arzu ediyoruz, bekliyoruz. İnşallah bu durum en kısa zamanda biter diyoruz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.